İyi günler. Bugün 17 Mart 2015 Salı. İşte başlıklar. Akşam Sem Amca'dan Eğit Unut, Suriye'de ılımlı muhalefetin eğitilip donatılması kararı alan Amerika, birkaç ay içinde çark edip Esad vahşetini DAEŞ'inkine tercih etti. Dünya yeni tehdit Çin'den geldi. Devalüasyon. Küresel deflasyon dalgasını şiddetlendirebilecek yeni sorun kapıda Çin'de devalüasyon. Güneş, aşkı Mahmut. Mahmut Tanal'ın avukatlık bürosu Gürsel Tekin'in Yargıtay'daki dosyasına bakıyordu. O dosyadan bazı evraklar tuhaf bir şekilde kayboldu. Gürsel Tekin beraat etti, ardından Tanal milletvekili oldu, cemaatle de büyük bir aşk yaşamaya başladı. Habertürk, nasıl kıyarsın? 9 ay arayla 6 ve 6,5 aylık bebeklerini boğarak ve yere fırlatarak öldüren baba tutuklandı. İtiraf, bebeklerimi öldürdüm. Hürriyet, Atatürk kriteri. Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg, Türkiye'nin kültürel ve tarihsel değerleri için Atatürk'e hakaret edildiğinde kaldıracağız dedi. Milli Gazete, yalan rüzgarı. Amerika Şam'la masaya oturmaya hazırlanıyor, okyanus ötesinden peş peşe mesajlar geliyor, Ankara'nın da batılı dostlarının da söylediği her şey yalan çıktı. Özgürlük de gelmedi, huzur da gelmedi, barış da gelmedi, bir gerçek var ki Suriye halkı da Türkiye'de kandırıldı. Milliyet, ağlayacak vaktim yok. Kendisini 43 yerinden tornavida ile yaralayan kocasının tutuklanmasıyla rahatlayan Hasret Kara, sızlanacak vaktim yok, mücadele etmem lazım dedi. Sabah, böcekçilerin iltica oyunu. Romanya'da tutuklu bulunan iki paralel polis mahkemeyi sinsi bir taktikle kandırarak iade öncesi siyasi sığınma hakkı kazanma peşinde. Star, yeni sistem şart. İş adamı Bülent Eczacıbaşı, parlamenter sistemin başarı sağlayamadığını gördük, sorunlar var, demokrasinin temele oturduğu yeni bir sistem düşünülebilir dedi. Takvim, analı kızlı infaz. Adana'da iki kadın öldürülüp otoyola atıldı, cesetler anne kıza ait çıktı, zanlıların kadının eski kocasıyla oğlu olduğu ihtimali ağırlık kazandı, ortaya atılan gerekçelerse akıl karıştırdı, fuhuş mal kavgası, karı koca tartışması. Vahdet, ambargo kalkacak, Erdoğan'ın çabası etkili oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mart başındaki Arabistan gezisinin perde arkasını Vahdet'e anlatan 1948 İslami Hareket Başkan Yardımcısı Şeyh Kemal Hatip, Gazze'ye ablukanın kalkacağını söyledi. Türkiye, bayrak icraatla yükselir. Erdoğan madalya dağıttı. Biz hamasetle değil, al bayrağı itibar kazandırıp milletin refahını yükselterek ülkeye hizmet ediyoruz dedi. Vatan, Esad'a yer yok. Amerika Dışişleri Bakanı Kerry'nin Esad'la görüşmek zorundayız sözlerine Ankara, Fransa, İngiltere ve AB sert tepki gösterdi. Amerika çark etti, öyle demedi. Akit, gururumuz Aselsan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin gururu Aselsan Radar ve Elektronik Harp Sistemleri Merkezi'nin açılışında konuştu. Savunma sanayine dikkat çeken Erdoğan, artık eski Türkiye yok, şimdi yeni Türkiye var mesajı verdi. Davutoğlu da küresel bir güç olma idealini 2023'e doğru gerçekleştirmeye kararlıyız dedi. Ve Yeni Şafak, kirli arşiv. Paralel yapı önlerine çıkması muhtemel kişileri sindirmek için dinleme arşivi oluşturmuş, 2005'te AK Parti Yalova Gençlik Kolları Başkanı olan Emre Ertem'in o dönem yaptığı telefon konuşmalarını çarpıtarak tam 9 yıl sonra Twitter'dan paylaşan paralel yapının kirli arşivi de deşifre oldu.